Merhaba arkadaşlar, şimdi size çok önemli, uzun zamandır hepinizin istediği bir meditasyonu yaptıracağım. Aslında bir teknik anlatacağım daha doğrusu. Şöyle ki, birçok insan devamlı bana işte evim var, evimi satamıyorum ya da kiralayamıyorum veya arsam var, satamıyorum, iş yerim var, satamıyorum gibi veya kiralayamıyorum gibi şikayetlerde bulunuyorlar. Nasıl yapabiliriz? Can bununla ilgili bir meditasyon, can bununla ilgili bir teknik göster diyorlar. Ve bu, benim bununla ilgili çok inanılmaz bir tecrübem var. İnanılmaz değil aslında, yani inanılır çünkü yaşadık birebir. Bizim bir yazlığımız vardı özellikle ama işte o dönem orayı satmamız lazım. Ablamın da çok ihtiyacı var, benim de çok ihtiyacım var. İkimizin olduğu için eğer bir kişiyle beraberse orası, o iş yani tapu ikinizin üstüneyse, ikinizinse, o zaman ikinizin beraber yapmanız lazım ya da üçünüz, kaç kişiyse. Ama tek sadece sizinse sizin yapmanız lazım bu tekniği. O dönemde de orada seller bastı, işte bir sürü problem vardı, o vardı, bu vardı, satılmıyor. Bizim de ihtiyacımız var, satmamız lazım. İlk önce bir kere, her şeyden önce emlakçıya dedim ki evin dışını böyle farklı bir renk, mesela mavi, açık maviye boyayın dedim. Böyle o enerjisi değişsin ve farklı böyle bir renk olsun diye. Arkasından ablamla beraber oturduk, bir meditasyon yaptık. Evde değildik ama siz evin içinde de direkt yapabilirsiniz. Ya da evinizde de yapabilirsiniz ama düzenli birkaç kere yapmanız lazım. Bol bol yapın. Oturduk, kendimizi o evin içinde hayal ettik. El ele tutuştuk ve dedik ki seni seviyoruz. Sana her şey için çok teşekkür ediyoruz ama biz seninle ilgilenemiyoruz. Sana bakamıyoruz, sana gelemiyoruz ve gidemiyoruz. Lütfen senin için de daha mutlu olacak, seninle ilgilenebilecek, senin için de mutluluk içinde olacak insanlar senin içine gelsin. Lütfen bizi özgürleştir, biz de seni özgür bırakıyoruz. Sana şu ana kadar verdiğin her şey için çok teşekkür ediyoruz ve seni özgürleştiriyoruz. Lütfen senin içine seninle mutlu olacak insanlar gelsin. Onları davet et, onları çağır. O insanlarla mutlu ol, senin değerini bilecek, seninle ilgilenebilecek insanlar senin içine gelsin dedi. Konuştuk, onlar aramızda bir sevgi akışı yaptık, özgür ilişki. Çünkü sevmediğiniz, bunu unutmayın. Mesela, ay Allah kahretsin burayı, burası da şöyle dediğiniz, işte şuranda bıktım, olumsuz enerji gönderdiğiniz hiçbir yerde, hiçbir değişim, hiçbir şey olmaz. Sevmediğiniz birisi bir şeyi yönlendiremezsiniz. Mesela benim sizi sevmediğimizi, yani ya da mesela benle karşılığı sizi sevmediğimi düşünürseniz benim söylediğim şeyi dinler misiniz? Dinemezsiniz. Karşınızdaki bir kişi sizin onu sevmediğinizi bilirse sizin onu söylediğiniz şeyi dinler mi? Dinlemez. Ama karşıda bir sevgi akışı varsa o zaman birbirinin söylediklerini dinlerler. O yüzden ilk önce bir sevgi ilişkisi geliştiriyorsunuz, teşekkür ediyorsunuz, özgürleştiriyorsunuz. Oranın içinde diyorsunuz ki buranın içinde de buraya katkısı olmayan hiçbir enerji, hiçbir varlık, hiçbir frekans, hiçbir bilgi kalamaz, kalamaz, kalamaz. Yasak, yasak, yasak. Buranın enerjisi tamamen özgürleşsin ve temizlensin. Bütün bu alanda, bütün bu alana pozitif yönde mutluluk, neşe, yaşam enerjisi pozitif bir şekilde olmasına, şifa içinde dolmasına katkısı olmayan hiçbir enerji, hiçbir varlık kalamaz, kalamaz, kalamaz. Onun yerine bütün bu alan şifa ile ve pozitif enerjiler de olsun diyorsunuz. Hayal ediyorsunuz ışıkla ve pozitif enerjiyle dolduğunu ve arkasından bütün o alanla tekrar konuşuyorsunuz. Seni seviyorum. Lütfen seninle ilgilenemiyorum, gelemiyorum. Artık seni özgürleştirmem lazım. Lütfen benim başka bir yere ilerlemem lazım. Seninle mutlu olacak, seninle ilgilenecek, beraber mutlu olacağınız kişilerle buluş. Onlara git. Lütfen rahatlıkla senin satış işlemini yapabilmemize izin ver. Böylelikle sen de mutlu olacağın kişilere git, ben de başka bir yere gideyim. Seni her zaman saygıyla anacağım. Sana sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ve her şey için çok teşekkür ediyorum. Deyin ve özgürleştirin ve teşekkür edin. Saygıyla anın oraya, o mekana teşekkür edin. Bütün o toprağa, bütün o alana. Ve oranın içine mutlu olan, onun içinde mutlu olan insanların geldiğini, o evin içinde mutlu olduklarını, o evi sevdiklerini, o alanı, o toprağı, o arsayı, iş yerini, orayla ilgilendiklerini hayal edin ve siz de paranızı aldığınızı ve orayla artık ne yapmak istiyorsanız başka bir şey, arkanızı dönüp orayla, o evle aranızdaki bağları kesip ayrıldığınızı hayal edin. Böyle bir imajinasyon, böyle bir teknik uyguladığınız zaman ve bunu birkaç kere yapın. Eğer çok uzun zamandır süren bir konuysa 1 ay, 2 ay, 3 ay boyunca her gün yapın. Görün bakın, hayallerinizin ötesinde mucizeler yaşayacaksınız. Her zaman teşekkür edin ve o alanı da özgürleştirin. Böylelikle o bağı kesmenizle beraber aranızda bir bağ olduğu kesin hareket edin. Onu ve altın bir bıçakla ya da bir makasla kesin. Rehberlerinizden de bunu işlemi tamamen yapmalarını, özgürleştirmelerini isteyin. Teşekkür edin. İmajinasyon çalışması yapın bununla ilgili. İmajinasyon çalışması inanılmaz güçlü. Bu şekilde düzenli olarak imajine ettikçe, ettikçe, ettikçe bir bakacaksınız ki hayallerinizin ötesinde mucizeler gerçekleşiyor ve şak diye satılıyor. O dönem sel basmıştı, bir sürü sorun vardı, o vardı, bu vardı. Tak diye bizim o ev satıldı ve ablamla ikimiz için de çok güzel oldu, çok iyi bir şey oldu, çok mucizevi bir şey oldu. Ki sonradan bakıyorum,
mesela astroloji haritamda o dönem olmamasına rağmen böyle bir teknik uygulayarak bir satış gerçekleşmiş ki astroloji haritamda o dönemde bir ev satılacağı, öyle bir para geleceği gibi bir şey görünmüyor. O yüzden çok önemli böyle teknikleri, bu tarz şeyleri uygulamak. Mutlaka ama mutlaka farkındalığına varın ve böylelikle bu tekniği de uygulayarak, o sevgi enerjisi, o konuşarak mekanla hayallerinizin ötesinde mucizeler yaşayabilirsiniz. Evet, mucizelerinizi yazın, lütfen beğenin, abone olun, bütün sevdiklerinizle paylaşın bu videoyu, aşağıya da bol yorum, bol emojini bırakın. Sizi seven bir can.